Evet sevgili dostlar, sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan canlı yayınımıza demeyi çok isterdim ama videomuza hepiniz hoş geldiniz. Normalde canlı yayın yapacaktım ama maalesef kendimi gerçekten iyi hissetmiyorum. O yüzden video şeklinde çekiyorum. Sizlerden de beğeni, destek, yorum, abonelik gibi şeyler bekliyorum. Yaparsanız Allah razı olsun, Allah ne muradınız varsa versin, yapmasanız da canınız sağ olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'nin gözdesi kafaları karıştırdı. Yani son dakika spor haberleri diye verilmiş bu. Şimdi Fenerbahçe'de genç yetenek arayışı 4 koldan sürüyor. Kanalımızın müdavimleri, özellikle üyeler ve transfer döneminde bu kanalda olan arkadaşlar çok iyi bir şeyi hatırlarlar. Hatırlayacakları şey neydi? Fenerbahçe'nin bazı futbolculara, özellikle Macaristan milli takımındaki bazı futbolculara göz diktiğiydi. Hatırlayacağınız üzere teknik direktörümüz Jorge Jesus yeni Macar yetenekleri keşfetmek ve kadromuza katmak için scout ekibini de görevlendirmişti. Şimdi burada isimlere dikkat etmenizden ziyade özelliklere dikkat etmeniz lazım. Yani bunlardan bir tanesi de Zalan Vanska'ydı. Bu arkadaş performansıyla kafa karıştırmış durumda arkadaşlar. Hani birçok takım gibi Fenerbahçe'de bu çocuğu takip ediyordu. Zaten Atilla Salah'dan dolayı bizim bir Macaristan milli takımına karşı da bir sempatimiz varken yani listeye ilk giren isimlerden biriydi. Bu Lommel'da kiralık olarak forma giyen çocuk. Hatırlarsınız Belçika 2. Ligi'nde. Hani bu sezon şu ana kadar 7 maç oynayıp gol ya da asisti yok arkadaşlar. Ve Ocak ayına kadar takip sürdürülecek. Yani iki kanatta da oynayabiliyor. Ve Macaristan milli takımda bir maçta görev aldı. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro civarında. Hani Fenerbahçe'nin niyeti ucuzken kapayım da sonra şey yapmasın diye. 17 yaşında diye bahsettik ama yani 18 yaşına girdi. Biz takibi aldığımızda 17'de, artık 18'e girdi. Herhangi bir takımda oynayabilir. Nasıl diyeyim size? Kiralık dedim, pardon. Ya Budapeşte'ye kiralık olarak geri gönderilmişti. 500 bin euro piyasa değeri varken Lommel Ocak 2022'de satın alıyor ama burada oynasın diyor. Sonrasında geri dönüyor. Budapeşte'de biraz kötü bir performansta geri, yani aslına bakarsanız ileri gidiyor gibi ama burada pek tutunamamış açıkçası. Ve bu şekilde asla ve asla Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez. Mesela Fenerbahçe'nin kapısından içeri giremez deyince aklıma biri geldi. Ömer Faruk Beyaz. Hatırlayacağınız üzere Fenerbahçe'den aynen Ömer Faruk Beyaz 2. Lig'de bile tutunamamış durumda. Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar romanına somut bir şekilde örnek. Fenerbahçe altyapısından çıktı bak Ömer Faruk Beyaz. Emre Belözoğlu döneminde yeni sözleşme önerildi. Teklifi kabul etmedi. Yetti mi? Yetmedi. Bak yetti mi? Yetmedi. Kapısına kadar gitti Emre Belözoğlu. Takımda kalmasını istedi. Kapısına kadar gitti. Evine kadar gitti. Ailesiyle görüştü. Yetti mi? Yetmedi. 5 yıllık proje sundu. Yetti mi? Yetmedi. Kabul etmedi. Projenin içi yani müthiş şartlarla doluydu. Yetti mi? Yetmedi. Ne oldu biliyor musunuz? Başkan Ali Koç. Ali Koç evine kadar gitti. Koskoca Fenerbahçe Başkanı Ali Koç evine kadar gitti. Evet, yanlış duymuyorsunuz arkadaşlar. Bunların hepsi kanıtlı, belgeli şeyler. Haberiniz olsun, öyle bende şeylik yok. Yani evine kadar gitti. Ama futbolcu yok dedi, ikna olmadı. Sonra ne oldu? Stuttgart'a transferi gerçekleşti. Stuttgart'ta tutunamadı. 2. Lig takımına gitti. Orada da istediğini bulamadı. Zorlu bir süreç. 19 yaşında. Magdeburg ekibine kira yaptı, gitti ve Ömer Faruk Beyaz forma yüzünü göremez oldu. 19 Ağustos'tan bu yana sahaya çıkmayan orta saha sadece 69 dakika süre almış. Oysa gitmeden önce Magdeburg teknik direktörü Otmar Schork, hani Ömer esnek şekilde kullanılabilir bir oyuncu diyor. Esnek bir şekilde kullanılabilir bir oyuncu ve hücum hattımız için canlandırıcı bir unsur olacak. Ömer bizim oyun felsefemize çok uyuyor demişti. Ama durum bu. Peki Ömer Faruk Beyaz geriye giderken biri ileri gitti mi? Gitti değil mi? Kim? Arda Güler. Şimdi Arda Güler demişken de o da ayrı bir mesele. Yani Ömer Faruk düşerken Arda Güler'in çıkması çok çok ayrı bir olay. Bu arada Transfermarkt verilerine göre şu anda Ömer Faruk Beyaz'a 800.000 euro değer biçilirken Arda Güler daha popüler bir oyuncu ve 30 milyon eurolar falan konuşuluyor. Yani Transfermarkt değeri olarak değil, gerçek manada satış değeri olarak. Ve dünya devinden Arda Güler hamlesi sıradaki haberimiz. Arkadaşlar siz bunu zaten biliyorsunuzdur. Arda Güler müthiş performans gösteriyor. Dinamo Kiev maçında bir gol, bir asist. 17 yaşında birçok kulübün radarına girdi. Genç kızların sevgilisi, yok genç kızların değil, genç futbolcu herkesin sevgilisi olmuş durumda. Rakip taraftarlar bile destekliyor. Adı daha önce Paris Saint Germain, Borussia Dortmund, Arsenal, Tottenham gibi kulüplerle anılıyordu ve flash bir iddia ortaya atıldı. Birkaç gün önce dediler ki Napoli Arda Güler'i istiyor. A-Spor'dan Mert Kılıç'ın haberine göre, İtalyan basınında yer alan habere göre Napoli Arda Güler'i gündemine aldı. Sportif direktörleri Giuntino'nun yıldız oyuncudan etkilendiği ve takıma kazandırmak istediği vurgulandı. Ocak'ta transfer edilirse Fenerbahçe'ye tekrar kiralanabilir. Ben videoyu şu anda 9 Kasım'da çekiyorum. Belki de kanala yüklenmesiydi, izlemeniz de 10 Kasım bulacak ama 9 Kasım tarihinde UEFA'da çok güzel bir paylaşımla Arda Güler'i paylaştı arkadaşlar. Bir resital sundu. Yani UEFA'nın bu paylaşımı boş bir paylaşım değil arkadaşlar. Yani bu şey demek gibi bir şey. Farkındayız. Yani takip ediyoruz. Bir ara bir program vardı ya, biri bizi gözetliyor diye. Biri Arda'yı gözetliyor diyor. Bize bir mesaj veriyor. Ve bu mesajı zaten almayan varsa da almıştır şimdiye kadar. Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'da dünyaya geldi. Gençlerbirliği altyapısında futbola başladı. 5 yıl boyunca başkent ekibinde top koşturdu. 2019'da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe altyapısına. 17 yaşındaki futbolcu 2021 yılında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz sezon düzenli olarak forma şansı bulmaya başladı. Bu sezonda 12 maçta 3 gol 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro. Ve Fenerbahçe'de 2025'e kadar sözleşmesi sürüyor. Ancak Arda Güler'in Fenerbahçe'den gitmeye hiç niyeti yok. Ben size hem Arda Güler hem Jesus müjdesi vereyim mi? Arda Güler'in direkt ağzından bir müjde vereceğim size. Arda Güler'in ağzından bir müjde vereceğim. Kaç yılındayız? 2022. 5 sene daha ekleyin, 2027. Arda Güler'in ağzından Jorge Jesus müjdesi. 2027'ye kadar Fenerbahçe'deyim diyor. Jesus'la bu projeyi sürdürüp gücüme güç katmak istiyorum diyor. Hocam ne diyorsun sen? Bakın bu dediğimin arkasındayım. Arda Güler bir yere gitmiyorum diyor. Ben Jesus'la Fenerbahçe'de gelişeceğim ve kendimi göstereceğim diyor. Fenerbahçe'ye ve Türk sporuna katkıda bulunacağım diyor. Muhtemelen yarın medyaya düşer. Arda Güler'in ağzından ya da buradan kırpıp biçip, ama Arda Güler'in bizzat ağzından söylüyorum bu cümleleri. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fenerbahçe'mizin yıldız golcüsüne Alman devi talip, işte bonservis bedeli. Şimdi şu konuda bir anlaşalım. Bizim taraftarlar yurt dışındaki bütün haberleri gerçek kabul ediyorlar. Ve sorgusuz sualsiz getiriyorlar önümüze. Şimdi Fenerbahçe fırtına gibi başladı. Sivas'ı 1-0 mağlup etti. Devre arası çalışmalarına başladı. Ancak gideceklerin de çalışmalarına başladı. Fenerbahçe'nin yıldız forveti Alman devine gitmeye hazırlanırken bonservis bedeli de belli oldu. Ligde 13 maç eksiği, puanlar şöyle: Galatasaray, Başakşehir'in önünde, Trabzonspor'un önünde, Beşiktaş'ın önünde. Bunları geçiyorum arkadaşlar. Bu haberler, hani bu kısımları zaten ezbere biliyorsunuzdur. Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u altına aldı, geçelim. Evet. Fenerbahçe 7 puan. Hayran bırakan defans çizgisi. O bir defans çizgisi vardı. 8 futbolcunun arka arkaya dizilmesi. Ünal Emin Canbay da şey olarak, video olarak paylaşmış. Montaj diyenler var diye. Alın size montaj demiş. Biz kürtaj çekiyoruz. Biz kürtaj çekiyoruz. Hain. Vatan haini. Orada adam kürtaj çekiyor, sen montaj diyorsun. Serdar Aziz dikkat çekti diyor. Serdar Aziz bu arada verilen puanı gördünüz değil mi arkadaşlar? Twitter adresimde Fenerli Duyum hesabımda paylaştım. Yani 4 ikili mücadele kazanmış, 60 kez topla buluşmuş, %86 pas isabeti, sadece 2 kez top kaybı yapmış. Yani Luan Perez'in de eksikliği. Bu arada Luan Perez ve Gustavo Henrique denemeye başlamış kendini. Normalde Aralık ayında dönecekti Luan Perez ama Aralık olmadan sahalara dönebilir duruma geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Cumartesi günü inşallah maçımızı kazanalım. Futbolcularımıza 2 hafta izin verilsin. 2 hafta dinlensinler. Yaz tatili niyetine. Sezonu zaten erken açtık. Sezonu erken açtık. Hatta 2 hafta değil 3 hafta bence tatil verilmesi lazım ama 3. hafta yarım şeyle taktiksel ağırlıklı çalışılır. Gustavo Henrique'de son durum diyor. Gustavo Henrique gördüğüm kadarıyla arkadaşlar saha çalışmalarına başlamış. Bu ne demek? Bu arada Perez salon çalışması, Gustavo Henrique saha çalışması. Saha çalışması ne demek? Bir haftaya tamam artık takımla çalışabilir demek. Hocam takımla bir haftaya çalışabilirse Giresun maçında zaten yoksa niye çalışıyor ki? Kendini test etmek için arkadaşlar, düzelmek açısından o şart. Onu da belirteyim. Transfer çalışmaları da şimdi başladı Fenerbahçe'de. Ayrılacak isimlere de yoğunlaşın. Alman haber sitesi Der Stein'in haberine göre Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber takımda fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun Almanya devi Schalke 04'te anlaşmak üzere. Almanya ekibinin 3 santraforu Simon Toretto, Sebastian Polder ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke 6 puanlı ligin dibine demir atmış durumda. 6 puanlı ligin dibine. Bir şey söyleyeceğim. Forvetleri bu kadar gol atıyorsa hakemlere suç bulsun. Fenerasyon desin. Adalet istiyoruz desin. Ne bileyim biz bu düzeni bozarız desin. Oynattırmayız bu turnuvayı desin. Hani var kayıtlar elimizde desin. Ne bileyim hani şu hakemi istiyoruz desin. Şu hakem Fenerli falan diye ağlasın. Öyle olmuyor muydu ya? Alman haber sitesi Amine Harit transferinden 5 milyon euro bonservis bedeli kazanan. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Aslında içinize oturması gereken isimlerden biri bu. Bu Amine Harit var ya. Emin Harit. Öyle söyleyeyim. 14 milyon euro olmuş piyasa değeri. 10 numara futbolcu 1.80 boyunda Faslı. 16 kez Fas milli takımında maça çıkmış. Bakın. 15 maça çıkmış. Lig 1 artı Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol 3 asist. Şampiyonlar Ligi'nde 1 gol 3 asist. Ligde bir şey yok. 833 dakika süre almış ve 5 milyon euroya 1 Temmuz 2023'te bonservisi Schalke'den alındı diyor. Bu tam öyle değildi. Bu sanki opsiyonlu gibiydi ama yani bu opsiyonlu gibiydi ama opsiyonu şimdi kullandılar. Yani 1 Temmuz'da almadılar bonservisini. Opsiyonluydu, şimdi aldılar. Şimdi bu arkadaşı şeyden kaptılar. Yazın bunlar Serdar Dursun'u istiyordu. Biz de Amine Harit'i direkt karşılığında istedik arkadaşlar. Tuhaf taraf oraydı. Biz bu Harit'i elden kaçırdık. Şimdi 5 milyon euroya satmış oldular Marsilya'ya. Marsilya'da muhtemelen birine itekler bunu. Hem de 15-20 milyon euroya. Uzun lafın kısası 5 milyon euro buradan gelecek. Ve bu parayı gözden çıkartılıyor. Hayır. Hayır. Bu parayı gözden çıkartmadı. Bu parayı bonserviste kullanmak istiyorlar. Şimdi 33 maça çıktı geçen sezon ve 15 gol katkısı var. Takımın en skorer ismi ama bu sezon sisteme uymuyor. Şimdi arkadaşlar ben size Türkçesini anlatayım. Siz haberi yanlış çevirenlerin peşinden gidiyorsunuz. Asla Schalke 5 milyon euro vermeyecek. Bu bir. Şimdi ben şunu belirteyim. Derveste'nin haberi doğru. Haber doğru arkadaşlar. Bak haber %100 doğru. Serdar'la ilgileniyorlar doğru. Teklifleri var doğru. Serdar Dursun için bizimle görüşme halinde oldukları doğru. Hatta Serdar Dursun'un kendisiyle bile görüşme halindeler dese doğru. Ancak 5 milyon euronun tamamı Serdar'a harcanmayacak. Hepsi Serdar için harcanılmayacak. 2 milyon euro öneriyorlar. Biz 4 milyon euroda ısrar ediyoruz. Diyorlar ki 2 milyon euro 2.5'a kadar çıkarız diyorlar opsiyonla. Ve biz 4'de halletmeye çalışıyoruz. Biz 4'de niye halletmeye çalışıyoruz onu da söyleyeyim. Çünkü milli takımın az forveti diyoruz. Yani her şekilde size zarar ettirmez diyoruz. Adamlar da diyor ki now diyor. Ama bu iş olacağı benziyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada... Ya bu iş olacağı benziyor derken şaka yapmıyorum. Net olarak söylüyorum. Ya bu iş bence olacak. Bence Serdar Dursun devre arasında kesin olarak gidecek. Ama bakalım bizi neler bekliyor. Tutmayan transfer demişken Fenerbahçe Beko sezon başında teklif götürdüğü bir isim varmış. Arjantinli guard Facundo Campazzo NBA'de sözleşme imzaladığı Dallas Mavericks formasıyla şimdiye kadar sadece 3 maça çıkıp 5 dakika ortalamayla oynamış. Antalyaspor forması giyen Daniel Akyıldız Türkiye milli takımını seçti diyor. Hayırlı olsun, bir kişi daha mahvoldu. Kariyerini sonlandırdı. Rusya milli takımda oyuncuya milli davet göndermiş ama bu daveti geri çevirmiş. Yani Rusya olduğu için geri çevirmiştir. Hani başka bir ülke olsa, çünkü Rusya şimdi mimli ülke ya. Bu arada Daniel Akyıldız forvet arkadaşlar, 1.83 boyunda ve gençlik ligi değil de ne ligi diye geçiyor, U19 Süper Ligi ve Rezerv Lig'de 10 maçta 6 golü var, 693 dakikada. Takip etmenizi öneririm eğer imkanınız olursa. Bunu da söyledik. Son olarak bir şey sıkıştıracağım araya. Dursun Özbek'in bir açıklaması var. Bunu söylemesem çatlarım. Demiş ki Galatasaray yılda 400 milyon TL faiz ödüyor. Bir şey söyleyeceğim. Battı denilen Fenerbahçe'nin faiz ödemesi, bakın battı denilen Fenerbahçe'nin faiz ödemesi yıllık 200 milyon TL. Ama çok iyi durumda denilen Galatasaray'ın faiz ödemesi yıllık 400 milyon TL'ymiş. Ben demiyorum. Dursun Özbek diyor. Ne kadar doğru söylüyor bilmiyorum. Bir spor kulübü senede 400 milyon faiz ödeyerek nereye kadar gidebilir? Yani en fazla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kadar gider. Ne bileyim meclise kadar gider. Bizim vergi borçlarımızı silin der. Hani o en fazla oraya kadar gider. 7 sene daha var demiş. Bu sene 400, seneye 450. Oo, her sene 50 artıyorsa ben ne iş yapayım ki 400 milyon faiz ödeyeyim demiş. Hani bileklik satabilirsiniz. Hayal satabilirsiniz. Ne bileyim futbolcu transferi yapabilirsiniz. Şaka yapmıyorum ya. Gerçi şöyle bir futbolcu transferi yapan başkanlar da var bu kulübün içerisinde. Yani Belhanda'yı 4 yıllığına satın alıp 8 milyon euro bonservis, 2 milyon euro bonus maddesi, 3.350.000 euro maaş, puan başı 5.000 euro, her 25 maç sonrası 100.000 euro, 12 adalar, Trabzon'daki Uzungöl'ün tapulu arazisi, Trabzon Akyazı stadının %25 hissesi, Beşiktaş Vodafone Arena stadyumunun %40 hissesi, Galatasaray adasının tamamı. Bu ne lan? Bu ne arkadaş ya? Sevr Antlaşması'nda bu kadar şey yapmadık. İmzalayan Atatürk'ün resmi var, Dursun Özbek'in var. Atatürk imzalayamayacağına göre Dursun Özbek mi getirmiş? Ben de diyorum Galatasaray niye senede 400 milyon lira faiz ödüyor? Pardon ya. Ne de Dursun Özbek'e dönelim. Ne diyor? 7 sene daha var. 400 bu sene. Seneye 450. Ben ne iş yapayım ki 400 milyon faiz ödeyeyim? Transfer yapayım, ihtiyaçları karşılayayım demiş. Bir şey de çok merak ediyorum. Ulan bir tane kulüp başkanı vardı. 4 büyüklerden birinin başkanı. Çıkıyorum diyordu. 4 ay önce Bankalar Birliği'nden borcunu 2 senede bitireceğim diyordu. O kimdi ya? 2 senede bitireceğim diyordu. Benim adım Arif Işık. Ben asla yalan söylemem diyordu. Yani kimdi o ya? 4 ay önce Bankalar Birliği borcunu 2 senede bitireceğim diyen birisi vardı. Vursun Közde miydi? Yursun Özbek miydi? Neydi la? Aklıma gelmiyor ya. Sizin aklınıza gelse yoruma yazın. Yani hayal satmak çok güzel. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi anladınız mı Yusuf Demir olayı niye? Şimdi anladınız mı arkadaşlar hakem olayı niye? Şimdi anladınız mı adalet arayışı niye? Adınız soyadınız kadar emin olun. Galatasaray yönetimi de farkında. Ne şekilde top oynadıklarının onlar da farkında. Taraftarı uyutuyorlar. Taraftarı uyutuyorlar. Ne oldu? 4 ay önce şu bu. Bir şey soracağım. Şu transferi Ali Koç mu yaptı size? 8 milyon bonservis, 2 bonus maddesi, 3.350 maaş, puan başı 5.000. Puan başı derken galibiyeti 15.000 oluyor, bilginiz olsun. Her 25 maç sonrası şu kadar, bir de 12 adaları vereydiniz. Ondan sonra Fenerbahçe batıyor. Ulan Fenerbahçe batıyor dediniz. 200 milyon lira Fenerbahçe'nin faiz ödemesi var. Ve yıllık sabit 200 milyon lira. Niye biliyor musunuz bu? Çünkü Fenerbahçe'nin komisyoncu dedikleri başkanı gitti 8 liradan euroya çevirdi, dolara çevirdi borçları. Döviz borcu neredeyse sıfır. Sadece futbolcuların ücretleri böyle dönüp duruyor ama sponsor ücretlerini de euro karşılığında yaptığın için onu onunla karşılıyorsun. Bir de futbolcu transferi yaptığın anda zaten euro ile satış yaptığın için kasaya giren parayla ödeme yapıyorsun. Yani Fenerbahçe düzlüğe doğru giderken Galatasaray bayır aşağı gidiyor. Bir şeyler umuyor. Ya bir şeyler umuyor herhalde. Bir şeyler silinir, vergi borcu, algı borcu diye. Ben size başka bir şey söyleyeyim. Galatasaray inşallah ilk 3'e bile giremez. Siz bakın bakalım yazın Galatasaray nasıl karışıyor. Bugün diyorlar ki Okan Buruk'u gönderelim, şunu getirelim, şöyle böyle. Hiç kimseyi getiremezler. Hiç kimseyi getiremezler. Bu ekonomik darboğazda kimi getirecekler? Sen Jesus'u getirmek için Ali Koç'ta 4,5 sene bekledin. 4,5 sene. Onu buradan keseyim, bunu buradan keseyim. Adamın geldiği zaman verilen yıllık ücretler, vergiler dahil 80 milyon euroydu. Şimdi 55'in altına düştü. 50'nin altına düştü. Hedef 35 euro olarak. Yani 35 milyon euroya kadar düşürüldü. Yani hepsi dahil. Hepsi. Bir tek Türk futbolcularınki hariç. Onlarınki TL bazında olduğu için o ayrı. O da çok bir şey yapmıyor zaten. Yani inşallah demek istediğimi anlamışsınızdır. Bir kez daha söylüyorum. Jorge Jesus'ta devam edeceğim diyor Arda Güler. Arda Güler aslında size müjdeyi veriyor. Hani bana inanmıyorsunuz ya Jesus konusunda. Arda Güler'e inşallah inanırsınız arkadaşlar. Ve inşallah bu saatten sonra da bana soru sormasınız. Hocam Arda'nın maddesi var mı? Şu kadar oynamazsa 5'e gidecek mi, 3'e gidecek mi diye. Gerisini size bırakıyorum. Görüşmek üzere.